K hareket yönü ise zıt olduğunu gördük. Bu işte manyetik alanın yönü ise elektrik alanın yönü de tahtanın içine doğru olacak. Yok, tahtanın dışına doğru olacak. Bunu gösterdim. Eğer biz bunu Z dalgasının hareket yönünü Z ekseni olarak seçersek elektrik alanının ve manyetik alanının sadece iki bileşeni olacak. Ve bunu iki kısma ayırdığımızı düşünürsek herhangi bir elektrik alanını sadece X yönünde olan bir alan ve sadece Y yönünde olan bir alan şeklinde ikiye ayırabiliriz. Yani iki tane vektör tanımlarsak epsilon 1 vektörümüz 1, 0, 0 epsilon 2 vektörümüz 0, 1, 0 olmak üzere. O zaman elektrik alanı A çarpı epsilon 1 yönünde olabilir artı B çarpı epsilon 2 yönünde olabilir. Şimdi elektromanyetik alanın polarizasyonu olarak, tanım olarak polarizasyon elektrik alanının yönüdür. X yönünde olabilir, Y yönünde olabilir ya da herhangi bir başka yönde de olabilir. Herhangi bir başka yöndeyse o zaman onu da X ve Y yönde bileşenlerini ayırmamız her zaman için mümkün. Bu şekilde polarize olan dalgalara ya epsilon 1 yönünde ya da epsilon 2 yönünde bunlara düzlem dalga edilir. Düzlem polarize dalga adını vereceğiz. Ya da bunlar yerine iki farklı yön olup da tanımlayabiliriz. Epsilon artı ve eksi. Artı ve eksi diyelim. 1 bölü karekök 2. 1 artı eksi i. 0 olarak da tanımlayabiliriz. Tanımlarsak iki vektörü. Mesela E artı yönünde polarize bir dalgadan bahsettiğimiz zaman E üzeri i kare eksi omega t olacak. Tabii bir dalgadan bahsettiğimiz zaman bu karmaşık bir şey. Elektrik alansa reel bir ifade. Aslında kastettiğimiz elektrik alan bunun reel kısmıdır. Eğer bunun reel kısmını düşünecek olursak bunu açtığımız zaman 1 bölü karekök 2 x yönünde e üzeri i kare eksi omega t eksi artı 1 bölü karekök 2 y yönünde i çarpı e üzeri i kare eksi omega t eşittir 1 bölü karekök 2 reel kısmını aldığımız zaman x yönünde kosinüs kare eksi omega t eksi 1 bölü karekök 2 y yönünde sinüs kare eksi omega t olduğunu buluruz. Şimdi buna dikkat ederseniz bu uzunluğu sabit olan bir vektör. Belli bir anda mesela bu sıfırsa, bu sıfırsa, sinüs sıfırsa o zaman x yönünde x yönünü gösteren bir vektör. Zaman ilerledikçe işte t artacağı için bu negatif değerler almaya başlayacak. Dolayısıyla y yönünde bir bileşen kazanmaya başlayacak. Bu da artık pozitif değerler almaya başlayacak ve bu zaman içerisinde saatin tersi yönünde dönecek. Bir süre sonra elektrik alan bu yönde, elektrik alan bu yönde. Yani elektromanyetik dalga zamanda ilerlerken K ekseni, işte K yönü bu yönse onun etrafında sürekli dönecek. Hem zamanla hem ilerlerken bu noktada belli bir anda bu noktada bu yöne ise ileri bir anda başka bir yönde, ileri bir konumda yine bir başka yönde. Bunlara da bu iki polarizasyona dairesel polarizasyon adını veriyoruz. Ve burada nereden başladık? Epsilon artı dediğimiz saatin tersi yönde
dönen bir polarizasyon ya da sağ el kuralını düşünürsek K yönü burasıysa onun yönünde dönen bir vektör. Eksi vektörü ise saat yönünde ya da sol el kuralıyla dönen bir polarizasyona karşılık gelecek. Şimdi gelelim bu elektromanyetik dalgaların bir ortama çarptığında nasıl davranacakları. Burada bir arayüzümüz olsun. İki farklı ortamımız var. Ya da şurayı da çizelim. Bir arayüzümüz. Buranın elektrik sabitleri epsilon 1, mu 1 olsun. Burası epsilon 2, mu 2 olsun. Bir elektromanyetik dalga yolladık. K vektörü K1 olsun. Bu dalganın bir kısmı ikinci ortama geçecektir. Buna bu dalga vektörüne K2 diyelim. Bir kısmı da yansıyacaktır. Buna da K1 üssü diyelim. K1 üssü vektörü. Açıları da tanımlayacak olursak şu açıya gelme açısına, dikle yaptığı açıya teta 1 diyelim. Diğer tarafta yine dikle yaptığı açıya hareket doğrultusunun teta 2 diyelim. Şu açıya da teta 1 üssü diyelim. Tanımlamalarımız böyle olsun. Şimdi bu arayüzde elektromanyetik alanın nasıl değişmesi gerektiğini biliyoruz. Yine hatırlayacak olursak Maxwell denklemlerimizde onu direkt çıkarabiliyoruz. Herhangi bir serbest yük olmadığı için D'nin diverjansı 0 olacak. Bu da bize diyor ki D'nin dik bileşeni sürekli bu arayüzde D'nin körlü eksi 1 bölü C DB bölü DT olacak. Bu da bize diyor ki E'nin paralel birleşeni yine sürekli olacak. B'nin B alanının diverjansı 0 olacak. Yine buradan da B'nin dik bileşeni sürekli ve B alanının körlü artı 1 bölü C DE bölü H alanı DD bölü DT olacak. Buradan da biliyoruz ki H alanının paralel bileşeni mutlaka sürekli olmak zorunda. Şimdi her bir elektromanyetik alan için işte gelen, yansıyan ve diğer tarafa geçen elektromanyetik alan için ifadeleri yazacak olursak E1, bunun genliği E1 0, E üzeri I, K1, R, eksi omega 1, T, E2, E2 0, genliği E üzeri I, K2, R, eksi omega 2, T, E1 üssü, bu E1 üssüyle gösterdiğim yine yansıyan eşittir. E1 0 üssü, E üzeri I, K1 üssü, R, eksi omega 2 T. Şimdi mesela elektrik alanın paralel bileşeninin sürekli olmasından nasıl bir denklem çıkarabiliriz? Şurada bakacak olursak bu düzlem üzerindeki herhangi bir noktada E1 0 üssü E üzeri I, K1 üssü R, eksi omega 1 üssü T, artı E2 0, E1 0, E üzeri I, K1 R, eksi omega 1 T. Bunun elektrik alanın paralel bileşeniydi. Elektrik alanın paralel bileşenine bakmak için bunun Z ile
vektörel çarpımına bakabiliriz. Sadece paralel bileşeninden buna katkı gelecektir. Dikey bileşeninden katkı gelmeyecektir. Bu eşittir. E 2 0 E üzeri i K 2 R eksi omega 2 T vektörel çarpım D'si olmak zorunda. Bu direkt bize şuradan gelen bağıntı. Şimdi dikkat ederseniz hem konumla, şimdi burada konumla ve zamanla değişen ifadeler var. Farz edelim şu katsayılar. Farz edelim ki bunlar zaman ve konumla farklı şekillerde değişiyorsa şayet. O zaman bu denklemi belli bir noktada sağlasak bile başka bir zamanda ve başka bir noktada sağlamamız mümkün olmayacak. Eğer bu denklemi her zaman ve her noktada sağlamak istiyorsak sağ tarafında, sol tarafında zaman ve konumla aynı şekilde değişmesi lazım. Bu da bize diyor ki omega 1 üssünün omega 1'e bunun da omega 2'ye eşit olması lazım. Yani her bölgedeki gelen, yansıyan ve diğer ortama geçen elektromanyetik dalgaların frekansı aynı olmak zorunda. Başka ne diyebiliriz? Bu K1 üssü vektörel çarpım R artı K2 üssü vektörel çarpım K1 vektörel çarpım R eşittir. K2 vektörel çarpım R olmak zorunda. Nerede? Arayüzde. Çünkü bizi ilgilendiren bu eşitliğin arayüzde sağlanması. Şimdi eksenin, koordinatlarımızın ekseninin merkezini bu düzlem üzerindeki herhangi bir noktada seçebiliriz. Dolayısıyla arayüzdeki herhangi bir noktayı x, x yönünde y, y yönünde olarak düşünebiliriz. Şimdi eğer y bileşeni sıfır olan x ekseni üzerinde bir nokta seçersek bu denklem bize bunlar eşit. Bu denklem bize der ki k1'in x bileşeni k1 üssünün x bileşenine K2'nin x bileşenine eşit olmak zorunda. Eğer bu bütün noktalar için geçerli olacaksa y ekseni üzerinde bir nokta seçebiliriz. Y ekseni üzerinde bir nokta seçersek K1'in y bileşeni K1 üssünün y bileşenine K2'nin y bileşenine eşit olmak zorunda. Yani gelen vektör, yansıyan vektör ve diğer tarafa geçen vektörlerin, geçen elektromanyetik dalgaların dalga vektörlerinin yüzeye paralel olan bileşenleri eşit olmak zorunda. Şimdi buradan nasıl bir bağıntı çıkarabiliriz? K1 vektörünün yüzeye paralel olan bileşeninin uzunluğuna bakarsak bu nedir? K1 çarpı sinüs teta 1. K1'in uzunluğu sinüs teta 1. K1 üstüne bakacak olursak onun yatay bileşeni bu da K1 üssü sinüs teta 1 üssü. Ayrıca geçene bakacak olursak bu K2 vektörünün yüzeye yatay bileşeni K2 sinüs teta 2 olacak. Şimdi K vektörüyle omega ve v'ler arasında şöyle bir bağıntımız vardı. K vektörünün, dalga vektörünün boyu omega bölü v olmak zorunda ya da omega n bölü c olmak zorunda. Çünkü herhangi bir ortamdaki elektromanyetik dalganın hızı, ışık hızı c bölü n olarak veriliyor. Buraya yerleştirecek olursak K1 vektörünün uzunluğu omega n bölü c. Şimdi omegalar eşit olduğu için hepsine omega adını verdim. K1 vektörü omega n bölü c olacak. Sinüs teta 1. Eşittir. K1 üssü vektörü aynı frekansta salınıyor. N1 birinci ortamın n'si. Omega yine n1 bölü c olmak zorunda. Sinüs teta 1 üssü. Eşittir. K2 için yine aynı frekans. N2 bölü c sinüs teta 2. Şimdi 1 sinüs teta 1'in sinüs teta 1 üssüne eşit olduğunu gördük. Bu da bize diyor ki gelme açısıyla
yansıma açısı birbirine eşit olmak zorunda. Teta 1. Şu iki açı birbirine eşit. Şimdi teta 2'ye bakacak olursak, N1 sinüs teta 1. Burası eşitmiş. Omega bölü C'ler her tarafta aynı, onları sadeleştirebilirim. N2 sinüs teta 2. Bu da sinerji yasası dediğimiz yasadan başka bir şey değil. N'lerde ortamın kırılma indeksi. Şimdi sinerji yasasını çıkardık. Şimdi gelelim. Doğrultuları biliyoruz. İşte gelen elektromanyetik dalga teta doğrultusunda geliyorsa yansıyan da teta doğrultusunda gitmek zorunda. Diğer tarafa geçenin doğrultusu ise sinyal yasasından elde edebiliriz. Şimdi ne kadarı yansıyacak, ne kadarı karşı tarafa geçecek? Bir ona bakalım. Şimdi ne kadarının yansıyıp ne kadarının karşı tarafa geçeceğini bulabilmek için iki ayrı durumu ayrı ayrı incelememiz lazım. Şimdi dedik ki elektrik alanı hareket doğrultusunda diktir. Mesela gelen ve elektromanyetik dalganın polarizasyonu tahtanın içine doğru olabilir. Yani ara yüze paralel olabilir, çarpacağı ara yüze. Ya da tahta düzleminde olabilir. O zaman manyetik alan ara yüze paralel olacaktır. Yani ya elektrik alanın ara yüze paralel olduğu durum ya da ikinci durum manyetik alan ara yüze paralel olduğu durum. Bu iki durumda elektromanyetik yansımanın ya da kırınımın farklı davranacağını göreceğiz. Önce birinciyle başlayalım. Elektrik alan ara yüze paralel ise. Yine elektrik alanlarımızı yazalım. E0 E üzeri I K R eksi omega T E1 E1 0 E2 E2 0 E üzeri I K1 K2 R eksi omega T E1 üssü, E1 0 üssü, E üzeri I, K üssü, R, eksi omega T. Şimdi manyetik alanı da biliyoruz ki manyetik alan C bölü omega K vektörel çarpım E'ye eşit. Dolayısıyla B1 eşittir C bölü omega K1 vektörel çarpım E1 0. E üzeri i K1R eksi omega t B2 C bölü omega K2 vektörel çarpım E1 0 E2 0 E üzeri i K2 R eksi omega t ve B1 üssü C bölü omega K1 üssü, E1 0 üssü, E üzeri I, K1 üssü, R eksi omega t. Şimdi biz sürekli ara yüzde bakacağımız için ve ara yüzde biliyoruz ki bu K1 R, K2 R ve K1 üssü R faktörleri hepsinde aynı. Dolayısıyla bütün bu elektromanyetik alanlarda şu üstel faktörler her yerde aynı. Her yerde aynı olduğu için sürekliliği etkilemeyecekler onlar. Onları yazmasak da olur. Şimdi gelelim denklemlerimize. Şimdi bu durumda E ara yüze paralelse koordinat eksenlerimizi bir seçelim. Z eksenini bu yönde seçmiştik. X yön eksenini aşağı yön olarak belirleyelim. Y ekseni de tahtanın içine doğru olsun. E ara yüze paralelse
Yani birinci, yani bunlar her durumda geçerli. O zaman biz E'yi 1-0 1-0 Y yönünde bu büyüklüğü 1-0 üssü 1-0 üssü yine Y yönünde E2-0 E2-0 üssü E2-0 yine Y yönünde olacaktır. Manyetik alanlar için B1-0. Şimdi B1-0 dediğimiz bunun genliği. C bölü omega. Şimdi K1 vektörümüz, bunun bir K1 vektörü bu düzlemde olduğunu düşündük. Düzlemde ise bir x bileşeni var, bir artı yönde z bileşeni var. Ve o yüzden K1 vektörümü, K1 kosinüs teta z yönünde artı sinüs teta 1 x yönünde olarak seçebilirim. Bunun vektörel çarpım E1-0 dedik. E1-0 büyüklüğü y yönünde. Dolayısıyla B1-0 dediğim ifade eşittir C bölü omega K1 E1-0 kosinüs teta Z vektörel çarpım Y eksi X vektörünü verir artı sinüs teta 1 X vektörel çarpım Y ise Z yönünü verecektir. Dolayısıyla B1-0 vektörü C bölü omega K1, E1, 0, sinüs teta 1, z yönünde, eksi kosinüs teta 1, x yönünde olarak karşımıza çıkar. Şimdi aynı şey diğerleri için yapacak olursak, B2 vektörü, B2 vektöründe de K2'nin yine x ve z bileşenleri var. Tek farkı buradaki açı artık teta açısı, teta 2 açısı, c bölü omega. K vektörü K2, elektrik alanın büyüklüğü E2-0, açısı sinüs teta 2, z yönünde eksi kosinüs teta 2, x yönünde B2-0, B1-0 üstüne bakacak olursak, şimdi bu açıların tanımına göre bakacak olursak K1 üssü vektörünün K1 vektöründen farkı, K1 vektörü artı z yönündeyken bu eksi z yönünde gidecektir. Dolayısıyla sadece şuradaki kosinüsün işareti değişecektir. Büyüklükleri zaten aynı. Onu olduğu gibi taşıyacak olursak eşittir c bölü omega K1 E1-0 üssü sinüs teta 1 z artı kosinüs teta 1 x olacak. Şimdi son bir kontrol olarak isterseniz şunu da yapabiliriz. Elektrik alan tahtanın içine doğru olduğu için ve manyetik alan da K cross E olduğu için şuradaki manyetik alan, yani bu açılarla K vektörel çarpım E tahtanın içerisine doğru manyetik alanı bu yönde. Ya da şuraya yazalım. Manyetik alan bu yönde. X yönünde negatif bir bileşeni var. Z yönünde pozitif bir bileşeni var. İşaretlerimiz doğru. Şimdi buraya gelelim. Yine elektrik alanı tahtanın içine doğru düşünürsek. K vektörel çarpım E. Manyetik alan bu yönde. Hem X yönünde hem Z yönünde pozitif bileşeni var. Bu. Ve bunun için düşünürsek elektrik alan yine tahtanın içerisinde. Dolayısıyla manyetik alan bu yönde. X yönünde negatif, Z yönünde pozitif bir bileşeni olması lazım. O da buradaki işaretlerimiz doğru. Şimdi gelelim sürekliliklerimize. D'nin dik bileşeni. D dediğimiz şey epsilon çarpı E'ydi. Bunun dik bileşeni sürekli olmak zorunda. Elektrik alanları işte burada zaten yazdık.
elektrik alanın yüzeye dik bir bileşeni yok. Elektrik alan yüzeye paralel. Dolayısıyla bu otomatikman sağlanıyor. Sol tarafta da yüzeye dik bileşeni sıfır, sağ tarafta da yüzeye dik bileşeni sıfır. Gelelim ikinciye. Elektrik alanın yüzeye paralel bileşeninin sürekli olması lazım. Elektrik alanların yüzeye paralel bileşeni sol tarafta E1,0 artı E1,0 üssü, sağ tarafta ise E2,0. Bunu sağlamamız gerekiyor. Devam edelim. Manyetik alanın yüzeye dik bileşeni sürekli olacak. Manyetik alanın yüzeye dik bileşeni dediğimiz Z bileşenidir. Manyetik alanın sol taraftaki yüzeye dik bileşeni şuradan C bölü omega K1 E1,0 sinüs teta 1. Yine sol tarafta bu manyetik alanımız var. Artı C bölü omega K1 E1,0 üssü sinüs teta 1. Sağ tarafta şu manyetik alanımız var sadece. Bu da eşittir. C bölü omega K2 E2,0 sinüs teta 2 olacaktır. Bu üçüncü denklemden geliyor. Ve dördüncü denklemimiz H alanı sürekli olacak. H alanı da B alanı cinsinden yazacak olursak bu B bölü mü. Bunun paralel bileşeni sürekli olması lazım. O da oradan da bize sol tarafta B alanın yüzeye paralel bileşen dediğimiz X bileşeni. Sol tarafta işte B1,0'ın X bileşeni eksi C bölü omega K1 E1,0 kosinüs teta 1. B1,0 üssü var. Artı C bölü omega K1 E1,0 üssü kosinüs teta 1 eşittir. Sağ tarafta sadece B2,0 var. Yüzeye paralel bileşeni eksi C bölü omega K2 E2,0 kosinüs teta 2 olacaktır. Sağlamamız gereken bağıntılarımız bunlar. Şimdi bu denklemlere bakalım. Şu denkleme bir bakalım. Burada ortak faktörler var sol tarafta. C bölü omega K1 sinüs teta 1. Bunu paranteze alacak olursak C bölü omega K1 E1,0 artı E1,0 üssü sinüs teta 1 eşittir C bölü omega K2 E2,0 sinüs teta 2 olacaktır. Ama şu birinci süreklilik bağıntımız bize diyor ki E1,0 artı E1,0 üssü eşittir E2,0 olması lazım. Bunları sadeleştirebilirim. K bölü omega dediğimiz şeyler 1 bölü hızdan başka bir şey değildir. C'ler sadeleşir. Dolayısıyla sinüs teta 1 bölü V1 eşittir sinüs teta 2 bölü V2. Buradan da V1 C bölü N1 V2 de C bölü N2 olduğuna göre elde ettiğimiz sinyal yasasından başka bir şey değil. Yani bu denklem yerine sinyal yasasını kullanabilirim. Bu denklem bana sinyal yasasından başka bir şey vermiyor. Gelelim diğer denkleme, bu denkleme. O denklemde yine ortak parantezi alacak olursak eksi C bölü omega K1 kosinüs teta 1 E1,0 eksi E1,0 üssü eşittir eksi C bölü omega K2 E2,0 kosinüs teta 1 olması lazım. Teta 2 olması lazım. Yine C'leri sadeleştiririm. K1 bölü omega yerine 1 bölü hızdır. Hız dediğim C bölü N olduğundan bunu şöyle de yazabilirim. N1 kosinüs teta 1 E1,0 eksi
bir sıfırın üssü eşittir n2 kosinüs teta 2. E2 sıfırdır. Ya da E1 sıfır eksi E1 sıfır üssü eşittir N2 bölü N1 kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 E2 sıfır. Şunu da biliyorum, birinci denklemimiz E1 sıfır artı E1 sıfır üssü eşittir E2 sıfır olacak. İki denklemim var. Benim bilinmeyenlerim E1 sıfır üssü, yansıyan elektromanyetik dalganın şiddeti ve E2 sıfır, geçen elektromanyetik dalganın şiddeti. E1 sıfır benim yolladığım için onu bilinen varsayıyorum. İki denklemim, iki bilinmeyenim ve bu iki denklemi çözebilirim. İki denklemi çözdüğümde, ya da direkt çözerim, en basit çözümü taraf tarafa toplarsınız. Taraf tarafa topladığımda 2, E1, 0. Bunlar gitti. 1 artı. Şimdi N2 bölü N1. Sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2'dir. Dolayısıyla ben şurayı aynı zamanda tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 olarak yazabilirim. Bu arada bir noktayı gözden kaçırmışız. Bu süreklilik bağıntısında sonuçta H'nin paralel bileşeni derken B'nin paralel bileşeni bölü mu var. Burada manyetik geçirgenliği unuttuk. Dolayısıyla şurada mu 1, burada mu 1, şurada mu 2 olacak. Bunun bana getirdiği yenilik burada 1 bölü mu 1, burada 1 bölü mu 2. Dolayısıyla bu eşitlikte ekstradan gelecek bir mu 1 bölü mu 2 var. Yine bunu kullanabilirim. Tanjant teta 1 mu 1 bölü tanjant teta 2 mu 2 e2 sıfır olarak yazabilirim. Taraf tarafa topladım. 1 artı tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 çarpı mu 1 bölü mu 2 e2 sıfır oldu. Dolayısıyla geçen ışığın şiddeti 2 bölü 1 artı mu 1 bölü mu 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 e1 sıfır olarak yazılabilir. E2 sıfırı bildiğime göre E1 sıfır üssü, yani yansıyan elektromanyetik dalganın şiddeti E1 sıfır eksi bu olacaktır. Daha doğrusu E1 sıfır bu eksi E1 sıfır olacaktır. Yani şundan, şu paydadan 1'i çıkarırım. 1 eksi mu 1 bölü mu 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 bölü 1 artı mu 1 bölü mu 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 e 1 sıfır olacaktır. Böylece geçen ve yansıyan dalgaların, yansıyan elektromanyetik alan dalganın şiddetlerini de elde etmiş olduk. Şimdi çoğu malzeme için manyetik geçirgenliği 1'e çok yakındır. Dolayısıyla mu 1 bölü mu 2 oranını 1 olarak alabiliriz pek çok malzemede. Eğer o oranı 1 olarak alacak olursak E1 sıfır üssü dediğim şey ne olacaktır? 1 eksi tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 bölü 1 artı tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 olacaktır. Çarpı E1 sıfır. Bunu da trigonometrik özdeşlikleri kullanıp sadeleştirecek olursak
ne elde ederiz? Kosinüs teta 1. Sinüs teta 2. Eksi. Kosinüs teta 2. Sinüs teta 1. Bölü. Kosinüs teta 1. Sinüs teta 2. Artı. Kosinüs teta 2. Sinüs teta 1. Olacağından. Bu da sinüs teta 2 eksi teta 1 bölü sinüs teta 2 artı teta 1 olarak yazılabilir. E1 0. Bu da elektromanyetik kırınım ve yansımanın, ışığın kırınım ve yansımanın Fresnel yasası olarak bilinen yasasından başka bir şey değil. Fresnel yasalarından biri. Benzer bir şey burası için de, E2 0 için de yazabilirsiniz benzer bir Fresnel denklemini. Şimdi bu böylece eğer elektrik alan arayüze paralelse geçen ve yansıyan elektromanyetik dalganın şiddetlerini de hesaplamış olduk. Şimdi gelelim diğer duruma. Eğer manyetik alan arayüze paralelse o zaman ne olacak? Şimdi manyetik alan arayüze paralelse artık elektrik alan için böyle bir ifademiz yok. Bunları silebiliriz. Bunlara artık işimiz kalmadı. Bunları da silelim. Buradaki yine aynı tanımları kullanacağız. Şuradaki manyetik alanları silelim. Manyetik alan yüze paralelse yine şu tanımı kullanacak olursak ne yöne alalım? Manyetik alan tahtanın içine doğru olsun. Burada manyetik alan tahtanın içine doğruysa K alanı K vektörel çarpım E tahtanın içine doğru göstermesi gerektiği için elektrik alan bu yöne olacaktır. Şuna bakacak olursak yine K vektörel alan E'nin yönü tahtanın içini göstermesi için elektrik alan bu durumda bu yönde olacaktır. Ve buraya geldiğimizde E alanı şu yönde olması lazım. Ki manyetik alan hepsinde tahtanın içine doğru olsun. Şimdi elektrik alanın yine burada yaptığımız gibi x ve x, y, z bileşenlerini yazacak olursak bu sefer elektrik alan E1, 0 şu vektör. Bu vektörün bir x bileşeni vardır. X yönünde E1, 0 büyüklüğü E1, 0 x yönündeki bileşeni kosinüs teta ile orantılı olacak. Teta sıfıra gittiğinde bütün bileşeni zaten x yönünde olacak. Z yönünde eksi z yönünde bileşeni vardır. Eksi sinüs teta 1 z yönündedir. E1 sıfır üssü yansıyan elektrik alan. Şimdi yansıyan elektrik alan x bileşeni de negatiftir, z bileşeni de negatiftir. E1 sıfır üssü eksi kosinüs teta 1 x yönünde eksi sinüs teta 1 z yönünde ve geçen elektrik alana bakacak olursak E2 0 bunun da x bileşeni pozitif z bileşeni negatif yönde bu gelen elektromanyetik alanla aynı benzer sadece yaptığı açı farklı teta 2 x yönünde eksi sinüs teta 2 z yönünde. Manyetik alanlar. Manyetik alanın yönünü zaten seçmiştik. Hep tahtanın içine doğru olacak. Büyüklüğüne bakacak olursak şuradan büyüklüğü c bölü omega b1 0 c
K'ye bölü omega K1. Buranın büyüklüğü elektrik alanının büyüklüğü E1 0 Y yönünde. B1 0 üssü C bölü omega K1 E1 0 üssü yine Y yönünde. Ve B2 0 C bölü omega K2 E2 0 yine Y yönünde olarak yazabiliriz bütün bileşenleri, elektrik ve manyetik alanı. Şimdi gelelim bu süreklilik denklemlerimize. Bunlar bize buradaki E1, E1 sıfır üssü ve E2 hakkında neler söyleyecek? Şuradan başlayalım. D alanın yani epsilon çarpı elektrik alanın yüzeye dik bileşeni sürekli olması lazım. Şimdi yüzeye dik bileşeni Z yönü. Z yönünü alacak olursak sol tarafta epsilon, epsilon 1'e eşit. Elektrik alan E1 sıfır ve E1 sıfır üssü var. Bu ikisini toplamam gerekiyor. Z yönündeki bileşeni sinüs teta 1 ile orantılı. E1 sıfır eksi sinüs teta 1. Bu bundan gelen Z yönüne dik, Z yönündeki elektrik alan. Artı öbürü var. Epsilon 2 E1 sıfır üssü eksi sinüs teta 1. Epsilon 1 yine aynı ortamdayım. Diğer tarafta epsilon artık epsilon 2 E2 0. Şuna bakıyorum. Z yönüne dik bileşeni eksi sinüs teta 2. Bu birinci denklem. İkinci denklemi bana diyor ki yüzeye paralel bileşeni sürekli olacak elektrik alanı. Yüzeye paralel bileşeni x bileşeni. X bileşenleri E1 0 kosinüs teta 1 eksi E1 0 üssü kosinüs teta 1 eşittir E2 0 kosinüs teta 2 olması lazım. Şuradan elde bunun bana getirisi B'nin dik bileşeni manyetik alanın yüzeye dik bileşeni 0 olması lazım ama manyetik alan solda da sağda da yüzeye paralel. Dik bileşeni solda da sağda da sıfır. Dolayısıyla otomatikman sürekli. Ve B'nin paralel bileşeninin müye oranı. B'nin paralel bileşeni x yönünde. Şimdi buraya geldik. C bölü omega. K1 bölü mü 1. E1 sıfır. Artı C bölü omega. K1 bölü mü 1 E1 sıfır üssü eşittir C bölü omega mü 2 K2 E2 sıfır. Dolayısıyla elektrik alanın iki tarafında da sağlaması gereken denklemlerimizi bu şekilde belirleyebiliriz. Şimdi yine ilk denklemimizle bir başlayalım. İlk denklemimiz bize ne verecek? Ya da bunları bir ortak paranteze alalım. Eksi sinüs teta 1 epsilon 1 E1 0 artı E1 0 üssü eşitmiş epsilon 2 E2 0 eksi da bu eksi de dışarıda sinüs teta 2. Bu birinci denklemim. İkinci denklemim kosinüs teta 1 parantezine alabilirim. Kosinüs teta 1 E1 0 eksi E1 0 üssü eşittir E2 0 kosinüs teta 2. Ve üçüncü denklemim C bölü omega K1 bölü mü 1 E1 0 artı E1 0 üssü eşittir C bölü omega mu 2 K2 E2 üssü. Şimdi birinci ve üçüncü denklemlerin oranına baktığımız zaman nedir bu E1 0 artı E1 0 üssüler gidecek. E2 sıfırlar yine taraf tarafa böldüğümüzde gidecek. Elde ettiğimiz ne olacak? Burada eksileri de sadeleştirebilirim. Epsilon 1 sinüs teta 1
çarpı mü 1 omega bölü c k 1 eşittir. Diğer tarafta epsilon 2 mü 2 omega bölü c k 2 kalacak. Şimdi yine k bölü omega'ya bakacak olursak ya da omega bölü k'ya bakacak olursak o bize ortamdaki malzemenin ortamdaki hızından başka bir şey değil. Yani omega mu epsilon bölü c k 1 var iki tarafta da. Mu epsilon bölü c k 1 bölü omega bölü k 1 ortamdaki hızı mu epsilon bölü c ortamdaki hızı c bölü n ya da c bölü karekök mu epsilon c'ler gitti karekök mu epsilon karekök mu epsilon da kırılma indeksi olarak tanımlamıştık. Yani bu denklem şurası n1 burası ise burasının üstte t2'yi unutmuşuz. Şu katsayı ise n2'den başka bir şey değil. Yine birinci denklem ve üçüncü denklem aslında bize Snell yasasından başka bir yasa vermiyor. Dolayısıyla birinci denklem yerine Snell yasasını kullanırım. Birinci denklemi çözmüş olurum. Şimdi burada iki tane bağıntımız var. Bunları da biraz sadeleştirmeye çalışalım. Öncelikle şu oranlara bir bakalım. C bölü C K1 bölü mu omega. C K1 bölü mu omega dediğim şey epsilonla çarp epsilonla bölün. Epsilon şurası 1 bölü n'den başka bir şeydir. Epsilon bölü n'dir. Dolayısıyla ben şu son denklemi şöyle yazabilirim. Epsilon 1 bölü n1 E1 0 artı E1 0 üssü eşittir. Epsilon 2 bölü N2 E2 0. Şunları temizleyelim. Şimdi bu iki denklemi toplarsak E1 0 eksi E1 0 üssü şu denklemden biliyoruz ki bu kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 E2 0'a eşit. Yine bu denklem şu denklemden bu sefer E1 0 artı E1 0 üssü eşit olması lazım. N1 epsilon 2 bölü N2 epsilon 1 E2 0. Yine aynı şeyi yapacağım. Taraf tarafı toplayacağım. Taraf tarafı toplarsam 2 E1 0 eşitmiş N1 epsilon 2 bölü N2 epsilon 1 kosin artı kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 E2 0'a ve dolayısıyla E2 0 eşittir 2 bölü N1 epsilon 2 bölü N2 epsilon 1 artı kosinüs teta 1 bölü kosinüs teta teta 2 bölü teta 1 E1 0'a E1 0 üssü E1 0 üssünü bu denklemden bulabiliriz. Bu denklemden bulmak için E1 0 üssü nedir? E2 0 çarpı bu oran eksi 1 eksi E1 0. O da N1 epsilon 2 bölü N2 epsilon 1 eksi kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 bölü N1 epsilon 2 bölü N2 epsilon 1 artı kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 E1 0 verecektir.
Böylece her iki olası durumda da yani elektrik alan yüzeye paralel olabilir ya da manyetik alan yüzeye paralel olabilir. Elektromanyetik alan bir yüzeye geldiği zaman nasıl yansıdığını böylece bulmuş olduk. En genel durumda elektrik alanın yönü herhangi bir yönde olabilir. Manyetik alan, elektrik alan dik olacak, hareket doğrultusunda dik olacak. Bu elektromanyetik dalgayı iki kısma ayırabiliriz. Birisi elektromanyetik alana yüzeye yatay olan, yatay olarak polarize olmuş olan, diğeri de bu gelme düzleminde polarize olmuş olan iki kısma ayırıp her ayırdığımız zaman her kısım işte biraz önce sildiğimiz birinci durumda ve bu şimdi elde ettiğimiz durumda kendi yasasına göre kırınacak, yansıyacaktır. Burada yine bir ara verelim. Bundan sonra kırınım ve yansıma olaylarıyla ilgili ilginç birkaç tane örneğe bakacağız. Bir aradan sonra devam ederiz.